Öncelikle bir geçen dersimizde ne yaptığımızı ve sonuçlarımızı hızlıca hatırlayalım. Bir iki tane noktasal yük için, Q1, Q2 yükleri için bir kuvvet tanımlamıştık, birbirlerini etki eden kuvveti. Bunun birinci yükümüzü etki eden kuvveti F1-2 dersek, ikinci yükten kaynaklı. Bu zaman F1-2 kuvveti yönü ve şiddeti Q1, Q2 bölü R1 eksi R2'nin küpü R1 vektörü eksi R2 vektörü olarak veriliyordu. Bu tek bir yükten kaynaklı. Eğer tek bir yük değil de belli bir yük dağılımı olduğu zaman, o zaman F1, yani şuraya koyduğumuz test yükünün hissedeceği kuvvet, bu durumda yükü çarpı bütün hacim üzerinden integral, oradaki yük dağılımı bölü R1 eksi R üssü bölü R1 eksi R üssünün küpü olarak yazmıştık. Bunu yazarken de aslında şunu kullandık. Yaptığımız sürekli bir yük dağılımını küçük hacimlere bölmek, D küp R boyutundaki hacimlere bölüp rho yoğunluğunu kullanarak şu çarpım zaten o hacmin yükünü verecek. Burada Q2 dediğimiz yük. Onun için onun yaratacağı kuvveti yazdık ve bütün bu hacimler üzerinden de topladık. Elektrik alan diye bir kavram tanımlamıştık. Elektrik alanı F1 bölü Q1 olarak tanımlamıştık. Yani bir yük dağılımımız varsa belli bir yerde oraya bir test yükü getireceğiz. Test yükünü etki eden kuvveti ölçeceğiz. Test yükünün elektrik yüküne böleceğiz. Ve buradan da açıkça görüleceği gibi belli bir yük dağılımının yaratacağı elektrik alan D küp R üssü rho R üssü R1 eksi R üssü ya da R noktasında diyelim buna. Bölü R eksi R üssün küpü olarak yazılabiliyor. Daha sonra bu elektrik alanı bir fonksiyonun, phi dediğim bir fonksiyonun, elektrostatik potansiyel dediğimiz, onun bir gradyanı olarak yazabileceğimizi, burada phi R fonksiyonunun da D küp R üssü rho R üssü bölü R eksi R üssü olarak yazılabileceğini göstermiştik. Şimdi buradaki sonuçtan direkt elde edebileceğimiz bir başka sonuç, elektrik alanın körlünün sıfır olduğuydu. Ve şu sonucu kullanarak elektrik alanın diverjansını hesapladığımızda bunun da eksi artı 4 pi rho'ya eşit olduğunu göstermiştik. Yük dağılımı ne olursa olsun elektrik alan mutlaka bu iki denklemi sağlamak zorundaydı. Şimdi bunun bazı sonuçlarına bakacağız. Şimdi bu denklem bize aslında ne diyor? Şimdi uzayda herhangi bir kapalı eğri hayal edelim. Bunun var olan bir şey olması gerekmiyor. Hayalimizin bir ürünü. Bu eğriye C diyelim ve elektrik alanın bu eğri üzerinden integraline bakalım. Elektrik alanın bu eğri üzerinden integrali ne? Bu alanın kapsadığı alan üzerinden bir integrale dönüştürebilirim. Elektrik alanın integrali, elektrik alanın körlünün bu alan üzerinden integralidir. Bu alan vektörü, şurada bir küçük bir alan düşünürsek, ds, yönü bize doğrudur. Bunu nereden biliyoruz? Sağ el kuralından çıkarıyoruz bunu. Seçtiğimiz eğri üzerinde sağ elimizin parmaklarını çevirdiğimiz zaman baş parmağımızın yönü bu alan vektörünün yönünü bize verecek. Curl of E'nin sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun sıfır olması lazım. Edat diye mutlaka sıfır olmak zorunda. Bunun bir başka sonucu A'dan B'ye Edat diye integraline baktığımız zaman A'dan B'ye şurada bir A noktası seçelim. Burada bir B noktası seçelim. Bu bize diyor ki A'dan B'ye nasıl gidersek gidelim. İster böyle gidelim, ister böyle gidelim, isterse aklınıza düşünebileceğiniz herhangi bir başka şekilde gidelim. Bu integral A'dan B'ye gittiğiniz yoldan bağımsızdır.
Elektrik alan çizgilerinden bahsetmiştik. Eğer uzayın herhangi bir yerinde şöyle elektrik alan çizgileri varsa, bu bize diyordu ki şu noktadaki elektrik alanını bulmak istiyorsak, işte elektrik alan çizgilerinin yönü, buna bir teğet çizeriz. Teğetin yönü bize elektrik alanının yönünü verir ve çizgilerin yoğunluğu da elektrik alanın şiddetini verecektir. Şu grafiğe baktığımızda bu bölgede elektrik alan çizgileri daha yoğun olduğu için elektrik alanın şiddeti daha fazla. Şu bölgede elektrik alan çizgilerinin yoğunluğu daha az olduğu için birbirlerinden uzaklaşıyor oldukları için elektrik alan yoğunluğu şiddeti daha az. Farz edelim ki elektrik alan çizgilerinden biri şu şekilde verilmiş olsun. Kapalı bir eğri oluşturuyor olsun. Şimdi eğer şurada hayal ettiğim matematiksel kapalı eğriyi bu elektrik alan çizgisini takip edecek şekilde seçersem, buradan E'nin elektrik alanı bu kapalı eğri boyuncaki integraline bakabilirim. İntegral dediğim şey her zaman için bir toplamdı. İntegral aldığım şeyi küçük parçalara bölerim. Her bir parçada, şu parçada elektrik alan bu yöndedir. DL dediğim vektör şu vektördür. Ve bu integral, bu E dot DL'lerin aslında hepsinin toplamıdır. Ama burada gördüğünüz gibi E ile DL hep aynı yönde. DL de eğriye teğet, elektrik alan da eğriye teğet ve ikisi de eğriyle aynı yönde hareket ediyor. Dolayısıyla E dot DL her zaman için sıfırdan büyük ya da eşit. Eğer sıfırsa elektrik alan zaten sıfır olmak zorunda. O zaman E dot DL toplamı, toplanan her bir terim sıfırdan büyük olduğuna göre bu da mutlaka sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorunda. Ama şuradan biliyoruz ki bu toplam mutlaka sıfır olmak zorunda. Buradan da diyebileceğimiz şey hiçbir yerde elektrik alan çizgileri böyle kapalı bir eğri oluşturamazlar. Diğer özelliğimize gelelim. Elektrik alanın diverjansının 4π rho olduğunu kullanmıştık. Bu da bize aslında diyor ki yine herhangi bir hacim düşünürsek ve elektrik alanın diverjansını bu hacim üzerinden integraline bakarsak bunu bir yüzey integraline dönüştürebiliriz. Bu V hacminin yüzeyi üzerinden bir integral. Herhangi bir hacmin yüzeyi kapalı bir eğri verecektir. Ds dot E. Ama bir yandan da biliyoruz ki E'nin diverjansı 4π çarpı rho'ya eşit. Yük yoğunluğunun hacim üzerinden integrali bize 4π çarpı bu hacmin içinde kalan ya da bu kapalı yüzey tarafından kapsanan bölgedeki toplam yükü verir. İçerideki toplam yük. Şimdi bu iki kuralın daha pratik bir uygulamasına bakalım. Farz edelim ki belli bir bölgede elektrik alanımız var ve bölge üzerindeki bir yerde belli bir yük dağılımımız var. Ama bu yük dağılımı sadece bir yüzey üzerinde. Mesela buna verebileceğimiz örnekler bir metali düşünürseniz, metalde yükler her zaman için yüzeyde toplanacaktır. Ve metalin yüzü bu şekilde bir yüzeysel bir yük dağılımı verecek bize. Böyle bir yüzey düşündüğümüzde bu yüzeyin bir tarafındaki elektrik alanla diğer tarafındaki elektrik alan birbirinden farklı olacaktır. Şimdi bunun nasıl farklı olduğuna bakmak için buna yandan baktığımızı varsayalım. Şöyle yandan bakıyorum. Kapalı bir yüzeyimiz var. Bunun etrafında bir hacim düşüneyim. Aslında bir silindir şeklinde bir hacim düşünebilirim. İşte silindirin alanı, taban alanı dA olsun. Yüksekliğine dH olduğunu düşüneyim. Şimdi şu integrale bakabilirim burada. Elektrik alanın bu yüzey üzerinden integrali.
kapalı bir yüzeyim var. Şimdi integrale 4 yerden katı gelecek. Üst yüzeyden. Alt yüzeyden. Ve yanlardan. Şimdi bu üç katkıdan yanlardan gelecek olan katkı bu dH yüksekliği ile orantılı olacak. Çünkü toplam alan dH ile orantılı, yan alan. Dolayısıyla ben dH'yi sıfır limitine aldığım zaman, yani bunu iyice küçük bir hacim olarak düşün, iyice yassı bir hacim. O zaman buradan bir katkı gelmeyecek. Bana gelecek iki tane katkı var. Birisi buradan katı gelecek, öbürü buradan katı gelecek. Şimdi buradaki aldığım yüzey çok küçük ve yüzeye paralel aldım. O zaman bunu E'nin üst yüzeydeki yüzeye dik bileşeni çarpı oradaki yüzey alanı eksi alt yüzeyi E'nin alttaki dik bileşeni çarpı oradaki yüzey alanı üzerinden integraller olarak yazabilirim. Alanlar çok küçük olduğu için o alan içerisinde elektrik alanlar çok fazla değişmeyecek ve bu fark bana E dik üst eksi E dik alt çarpı dA getirecek. Bu integralin şu yüzey üzerinden hesabı bana bunu verecek. Çok küçük bir alan, çok küçük bir yükseklik için. Şimdi burada şuraya bir eksi işareti koydum. Bunun sebebi bir yüzey tanımlarken her zaman için ona bir yön de tanımlamamız lazım. Şimdi bir silindiri düşündüğümüzde sadece bunun yüzey vektörü üst tarafta bu yönde, yanlarda bu yönde ve yüzeye her zaman için dik. Alt tarafta da aşağı yönde olarak tanımlayabiliriz. Silindir için. Bu seçtiğimiz yüzey için dik vektörünü bu yönde tanımlarsak, dikkat ederseniz silindirin yüzeyinin yüzey vektörü altta, bu seçtiğim yüzeyin yüzeye dik olan vektörüne ters yönde. Burada aşağı doğru, burada yukarı doğru. Ya da daha açık yazacak olursak aslında bunu dikler yerine n vektörü dA olarak da yazabilirim. N doğrultusundaki bileşenleri. Ne bakıyorum burada. Şimdi diğer taraftan bakacak olursak bu integral biliyorum ki bana 4π çarpı bu hacmin içinde kalan toplam yükü verecek. Şimdi benim bir yük dağılımım, yüzey yük dağılımım var. Buradaki yüzeydeki yük yoğunluğunu rho r ile gösterecek olursam, bunun içindeki, bu hacmin içindeki yük dA çarpı sigma r olarak verilecek. Dolayısıyla bu ifade ya da şu integral bir yandan bu ifadeye eşitti ve şu ifadeye de eşit. Böyle bir eşitlik bulduk. Dolayısıyla elektrik alanın yüzeyin hemen üzerindeki ve yüzeyin hemen altındaki değerleri arasında şöyle bir süreksizlik var. İki değerin farkı, yüzeye dik doğrultudaki farkları eşittir 4π çarpı sigma r olmak zorunda. Şimdi bu bize yüzeye dik bileşenin yüzeyin hemen üstünde ve yüzeyin hemen altında nasıl değiştiğini bize söylüyor. Şimdi de yüzeye paralel bileşenini nasıl bulabiliriz? Onun için de diğer kuralımızı kullanacağız. Yine yüzeyimizi aldık. Aynı yüzey. Bu sefer yüzeye yine dik bir kapalı bir eğri düşüneceğiz. Kare şeklinde olsun. Yönümüzde şu yönde verelim. Elektrik alanın diğer özelliği bana diyordu ki E dot dl integrali kapalı bir eğri üzerinde mutlaka sıfır olmak zorunda. Yine burayı da şu uzunluğa dl diyelim. Şu uzunluğa dh diyelim. Yine buraya 4 tane katlı gelecek.
Yukarıdan gelecek katkı. Şuradan gelecek olan katkı. Artı. Buradan gelecek olan katkı. Artı. Yanlardan gelecek olan katkı. Şu iki yandan gelecek olan katkı. Yine ben bunun yüksekliğini sıfıra götürdüğüm zaman bu yanlardan olan gelecek olan katkı sıfıra gidecek. Ve ben bir birim vektör tanımlarsam bu doğrultuda. Yukarıda bu tanımladığım birim vektörle aynı doğrultuda gidiyorum. Dolayısıyla bu integral bana E'nin L yönündeki bileşeni çarpı DL getirecek. Şu uzunluk DL. Aşağıda zıt yönde gidiyorum bu L birim vektörüne. Dolayısıyla bir eksi işaretiyle E dot L DL'ye getirecek. Bunun sıfır olması lazım. DL'leri iki tarafta da sadeleştirirsem burası zaten sıfır. O zaman elektrik alanın üstteki değeri eksi elektrik alanın alttaki değeri L birim yönündeki, yatay yöndeki eşittir sıfır olmak zorunda. Bu da bana diyor ki herhangi bir yüzeyim varsa elektrik alanının bu yüzeyi geçerken yatay bileşeni sürekli değişecek. Yani herhangi bir değişim olmayacak hemen altından hemen üstüne giderken. Dikey bileşeni ise hemen altındaki değeriyle hemen üstündeki değeri birbirinden farklı olacak. Şimdi burada alt ve üst kavramlarına da dikkat ederseniz bu birim vektörü gösterdiği yön yüzeyimin üstü diye kullanıyorum. Birim vektörün gösterdiği yönün tersindeki yüzeyi de onun altı diye tanımlıyorum. Şimdi bunları daha sonra belli özel problemlerde çözerken bu iki özelliği de kullanacağız. O zaman daha anlamlı gelebilir. Şimdilik sadece bu iki sonucu, yani yatay bileşeni sürekli, dikey bileşeni de süreksiz ve süreksizliği bu şekilde verilecek şekilde hatırlayalım. Şimdi yük dağılımlarından bahsettik. Bunların elektrostatik potansiyel enerjilerinden bahsettik. Herhangi bir yük dağılımının enerjisinden bahsedebiliriz. Burada iki türlü enerjiden bahsedebiliriz. Bir, eğer harici bir elektrostatik potansiyelimiz olsun. Ve bu potansiyel altında belli bir yük dağılımını şeklini değiştirmeden sonsuzdaki bir noktadan belli bir konuma getiriyoruz. Sonsuzdaki nokta bu harici elektrostatik potansiyelin sıfır olduğu nokta. Yani orada sistemin hiçbir enerjisi yok. Biz bunu taşırken iş yapacağız ve sistem belli bir miktar enerji depolayacak. Bu durumda bizim yapmamız gereken iş ya da sistemin depoladığı enerji D küp R rho R bu harici potansiyelin o noktadaki değeri olarak verilecek. Bu nedir? Yine rho r'yi sonsuz küçük parçalara böldük. O şu sonsuz küçük parçalardan işte d küp r hacimdeki onun yükü yük çarpı elektrostatik potansiyeli de sistemin depoladığı enerji. Şimdi burada sorulabilecek şöyle bir başka soru daha var. Ben bu yük sistemini nasıl oluşturdum? Yani sonuçta bir herhangi bir yük dağılımı düşünürseniz onun içerisinde işte elektronlar, çekirdekler, değişik yükler var. Bunları ben bir şekilde bir araya getirdim. Bir araya getirirken iş yaptım. İş yaptığım için bunun içerisinde belli bir miktar enerji depoladı. Kendi öz enerjisi var. Kendi öz elektrostatik enerjisi var. Bunu nasıl hesaplayacağım? Şimdi bunu hesaplamak için sistemi oluşturan parçaları teker teker getirdiğimi hayal edeceğim. Önce birinci
yükü getirdim. Birinci yükü getirdiğim zaman herhangi başka bir yerde bir yük zaten yok. Dolayısıyla yapılan iş sıfır. Sonra ikinci yükü getirdim. İkinci yükü getirirken yapacağım iş Q2 çarpı sistemde artık bir tane yük var. Onun yaratacağı potansiyel. Artı bu omega 2 dediğim ya da şöyle yazalım. Fi 1. Birin yarattığı potansiyel var. Artı üçüncü yükü getirdim. Şimdi üçüncü yükü getirdiğim zaman sistemde zaten birinci ve ikinci yükler var. Dolayısıyla birin yarattığı bir potansiyel var, ikinin yarattığı bir potansiyel var. Toplam potansiyel de her birinin yarattığı potansiyellerin toplamı. Artı aynı şekilde dördü yazacak olursam fi 1 artı fi 2 artı fi 3 olacak. Böyle bütün yükleri getirene kadar devam edecek. Ya da daha toplam işaretiyle yazacak olursak bütün olası yükler üzerinden toplam 1'den n'ye kadar ij'den küçük olmak üzere q j fi i. Şimdi i'ler potansiyelin sayılarına bakacak olursanız 2'yi getirdiğimde sadece 1'in yarattığı yük var. 3. yükü getirdiğimde 1 ve 2'nin. 4'ü getirdiğimde 1, 2, 3'ün. Şu koşul onun olmasını sağlıyor. Ya da bu fi j'nin ne olduğunu zaten biliyorum. Tek bir yükün yaratacağı elektrostatik potansiyeli. Qi bölü ri eksi rj olarak yazabilirim. Bunu da 1 bölü 2 Qi, Qj, Ri eksi Rj, i 1'den n'ye kadar. Bu sefer i ve j üzerindeki tek koşulum i ve j'nin birbirinden farklı olması. Bu iki faktörü i'nin j'den büyük olduğu durumların katkısını götürmek için. i'nin j'den büyük olduğu durumların katkısıyla i'nin j'den küçük olduğu durumların katkısı aynı. Dolayısıyla iki defa saymış olacaktım eğer şu 1 bölü 2'ye bölmeseydim. Bu 1 bölü 2 faktörü ondan kurtulmamı sağlıyor. Eğer bunu sürekli bir limitte bakacak olsaydım, sürekli bir iki tane yük dağılımım olsaydı, bu d küp r, d küp r üssü, rho r, rho r üssü, bölü r eksi r üssü olarak yazabilirim. 1 bölü 2 faktörüyle. Bu bütün iki farklı hacim üzerinden integralim benim burada iki farklı toplam i ve j üzerinden iki farklı toplamıma karşılık geliyor. Bu i ve j ikisi de birden n'ye kadar gitmek üzere. Şimdi bu iki ifadeye dikkat ederseniz şöyle bir şeye dikkat etmeniz lazım. Eğer şu ifadeyi hesaplayabilip bunu tam olarak toplamı yapabilirseniz ve aynı durum için şu integrali alırsanız o zaman sonuçlarınız birbirinden farklı çıkabilir. Bunun en büyük sebebi bu toplama bakarsanız şu ri'nin rj'ye eşit olduğu yerler katkı vermez. Zaten sonsuz olacakları için anlamsız olurdu. Oysa buraya baktığınızda r ve r üssü değişirken r, r üssüne de eşit olabilir. İntegralini aldığımız ifade sonsuz olur ama integrali o noktanın üzerinden integral sonlu olabilir. Bu yüzden ekstradan bir katkı gelebilir. O yüzden bu iki sonucu yorumlarken ona her zaman için dikkat etmemiz gerekir. Bu fark nereden geliyor? Şunu hesaplarken biz her bir yükü sonsuzdan teker teker getirdiğimizi getirmek için yapmamız gereken enerjiyi hesapladık ama her bir yükü oluşturmak için ne kadar iş yapmamız gerekiyor bunu hesaplamadık, hesabın içine katmadık. Oysa burada o da hesabın içerisinde katılmış durumda. Şimdi bunu biraz daha basitleştirebiliriz. Yükler yerini elektrik alan cinsinden yazabiliriz. 1 bölü 2. Şimdi r üssü integraline bakacak olursanız r üssü integrali bana bu yük yoğunluğunun r noktasında yaratacağı potansiyeli verecek.
Rho yeri dedi. Ben biliyorum ki elektrik alanının Laplace gradyanına, yani potansiyelin Laplace yanına baktığım zaman bu bana eksi 4 pi çarpı yük yoğunluğu verecekti. Burada rho yerine 1 bölü eksi 4 pi Laplace'in fi yazabilirim. O zaman benim belli bir yük dağılımının içinde depolanan öz enerjisi eksi 1 bölü 8 pi d küpre fi r Laplace'in fi ya da indeks notasyonunu kullanacak olursam fi r olarak yazabilirim. Yine hatırlatayım. İ iki defa yazıldığı için i'ler üzerinden bir toplamım her zaman için olacak. Burada kısmi integrasyon yapabilirim. Onun için bu ifadeyi önce şu şekilde yazayım. Fi r şimdi eğer bu türevi alacak olsaydım ne gelecekti? Bir bu terim çarpı şunun türevi. Bu bana istediğim terimi verecek. Ama ekstradan bir terim daha gelecek. Onu çıkarmam lazım. Bunun türevi çarpı diğer terim. Veya vektör notasyonuna geri dönecek olursak fi çarpı fi'nin gradyanının hepsinin diverjansı artı 1 bölü 8 pi d küp r fi'nin diverjansının karesi. Fi'nin diverjansı elektrik alanın eksilisi. Karesini aldığımda eksi de gidecek zaten. Bu ifade o zaman 1 bölü 8 pi d küp r elektrik alan eksi 1 bölü 8 pi d küp r fi olarak yazabilirim. Şimdi buraya kadar yaptığım işlemleri aslında hep belli bir hacimde yaptım. Şimdi bu integrali de bir vektörün diverjansının belli bir hacim üzerinden integrali olduğu için bir yüzey üzerinden integrale dönüştürebilirim. 1 bölü 8 pi elektrik alanın karesi eksi 1 bölü 8 pi bu hacmin yüzeyi üzerinden bu ifade. Şimdi eğer ben yüzeyi de hacmi de sonsuza götürecek olursam sonuçta bu hacmin tek özelliği bütün yükler bu hacmin içinde. Bu hacmin dışında herhangi bir yük yok. Eğer hacmi sonsuza götürürsem o zaman bütün yüklerin içeride olduğuna zaten emin olurum. Ama sonsuza götürdüğümde potansiyel sıfıra gidecek. Potansiyel sıfıra gideceği için bu ifade zaten sıfıra gidecek. Geriye bir tek bu ifade kalacak. Ve belli bir yük dağılımının enerjisi, depoladığı enerji sonsuz hacim üzerinden bu şekilde yazılabilir. Şimdi buradan ne elde ettik? İlk ifadeyle karşılaştıracak olursanız 1 bölü 2 r üssü rho r rho r üssü bölü r eksi r üssü. Şimdi bu ifadeyi hesaplayabilmek için herhangi bir yine işte hacimlerimizi küçük parçalara bölüyoruz. Ve iki farklı küçük parçayı bir bundan bir bundan gelen birbirlerinden uzakta iki farklı parçanın özelliklerini aynı anda bilmemiz gerekiyor. Ki bu fizikte çok hoşumuza giden bir şey değil. Yani uzaktan etkileri çok sevmiyoruz. Fiziksel yasaların mümkün olduğunca yerel özelliklere belli bir noktadaki tek bir özelliğe bağlı olmasını istiyoruz. Oysa buraya baktığımızda integralini aldığımız ifade sadece tek bir noktaya bağlı. Başka noktadaki bir şeyi bilmemize gerek yok.
Şimdi bundan sonra elektrik alanın bazı özelliklerini, işte sistemin enerjisini, elektrik alanın cinsinden nasıl yazacağımızı gördük. Şimdi biraz bu herhangi bir sistemi nasıl çözeceğimize yönelik biraz çalışalım. Şimdi bunu ispatlarken şöyle bir özellik kullandık hatırlarsanız arada. Bunu şu şekilde yazdık. Ve bu şekilde yazdıktan sonra şu kısım zaten bize elektrik alanının karesini verdi. Bu diğer kısımda bir yüzey integrali vardı. Onu da attım. Şimdi bu aslında daha genel yazabiliriz bu ifadeyi. Herhangi iki fonksiyonumuz olsun. Φ1 ve Φ2 fonksiyonları. Bu iki fonksiyonu alırsak bunları şu şekilde yazabiliriz. Φ1 gradyan Φ2 Φ1 Φ2 ve belli bir hacim üzerinden integralini aldığımızda belli bir hacimden integrali eşit olacak. Bu yüzey integrali verecek bize. Bu hacmin yüzeyi üzerinden bir integral. Eksi hacim üzerinden integral. Buradaki skalar çarpı. Bu ifade birinci Green teoremi olarak bilinir. Bu herhangi iki fonksiyonun, herhangi iki skalar fonksiyonun herhangi bir özellikleri olması gerekmiyor. Türevlenebilir olmaları yeterli. Sağlaması gereken bir eşitlik. Φ1 ile Φ2'nin yerini değiştirebilirim ve bu ifadeden çıkartabilirim. Bunu yaparsam Φ1 Φ2 eksi Φ2 Φ1. Şimdi Φ1 ile Φ2'nin yerini değiştirip taraf tarafa çıkardığım zaman şuradan gelecek olan katkı yüzey integrali Φ1 Φ2'nin diverjansı eksi Φ2 Φ1'in diverjansı. Şuraya baktığımda Φ1 ile Φ2'nin yerini değiştirmem burada hiçbir şey değiştirmeyecek. Dolayısıyla Φ1 ile Φ2'nin yerini değiştirip çıkardığımda geriye hiçbir şey kalmayacak. Bu da Green'in ikinci Green teoremi olarak bilinir. Şimdi bu teoremler bizim ne işimize yarayacak? Şuna bakalım. Şimdi bütün fonksiyonlar bunu sağlamak zorunda. Bunu biliyoruz. Özel bazı fonksiyonlar seçelim. Mesela Φ1 belli bir yük dağılımının yarattığı potansiyel olsun. Elektrostatik potansiyel. Bunun ne olduğunu hesaplamak istiyoruz. Ve bunu da Φ ile göstereyim. Sadece Φ. Φ2 şöyle yazayım. Bunun R üstü diye bir parametreye de bağlı olacak. Ve bu da şu denklemi sağlayan bir çözüm olsun. Yani bu bize diyor ki aslında R üssü noktasında bir birim yükümüz var. Bu birim yükün yarattığı R noktasında yarattığı elektrostatik potansiyeli de G olarak göstereyim. Bunun bildiğimiz çözümlerinden biri G 1 bölü R eksi R üssü olarak yazabiliriz. Bu R üssü noktasındaki bir birim yükün R noktasında yaratacağı potansiyeldir. Şimdi buraya yerleştirdiğimiz zaman
elimizde neler var? Fi 1 elektrostatik potansiyelimizde. D küpre fi 1 r. Fi 2 bu denklemi sağladığına göre onu hemen yerine yerleştireyim. Eksi 4 pi 3 boyutlu Dirac daltamız r eksi r üssü. Eksi fi 2 bu g şu denklemi sağlayan g fonksiyonu olarak seçtik. Fi 1 rho yükünün yarattığı yük dağılı elektrostatik potansiyel. Dolayısıyla Poisson denklemini sağlamak zorunda. Yani fi'nin ya da fi 1 olarak fi olarak seçtiğimiz fi 1 Laplacian'ı eksi 4 pi çarpı rho vermek durumunda. Bunu yerleştirirsek eksi 4 pi çarpı rho eşitmiş. Bu hacmin yüzeyi üzerinde şu integrali. Fi 1 bizim elektrostatik potansiyelimizdi. Gradyan fi 2 dediğimiz g fonksiyonumuzdu. Eksi fi 2 g fonksiyonumuz. Fi 2 ne olduğunu bildiğimiz bir fonksiyon. Çarpı fi 1'in fi'nin diverjansı. Şimdi bizim ilgilendiğimiz şey ne? Fi. Yani buradaki elektrostatik potansiyel. Şimdi bu integrali aldığımızda Dirac daltanın özelliklerini hatırlarsak eksi 4 pi elektrostatik potansiyelin r üssü noktasındaki değerini verecek. Tabii bu r üssü noktasını ben bu hacmimin içindeki bir nokta olarak seçiyorum. Eksi ya da artı 4 pi şu integral d küpre g r üssü rho r yine aynı hacim üzerinden eşitmiş buradaki yüzey integralini. Veya bu fi r için çözecek olursak fi r üssü yani bu hacmin içerisindeki herhangi bir noktadaki elektrostatik potansiyeli ben şu integral artı ya da eksi bu hacim integrali. Burada bir yüzey integralim var. Kapalı bir yüzey üzerinden. Bu şekilde yazabilirim. Eğer ben bir belirli bir potansiyel için G'yi hesaplayabilirsem şu denklem bana V hacminin herhangi bir yerindeki elektrostatik potansiyeli verecektir. Tabii şunu sorabilirsiniz. Ben potansiyelin ne olduğunu bir integral olarak zaten biliyordum. Hatırlarsanız fi r'yi t küp r üssü rho r üstündeki yük bölü r eksi r üssü olarak yazmıştık daha önceden. Bir integral olarak zaten biliyorum. Burada da bir integral olarak ifade ettim. Bu bana ne fayda sağladı? Ama dikkat ederseniz şu denklemi çözmek için benim yük yoğunluğunu her yerde ne olduğunu bilmem lazım. Ama pratik hayatta normal şartlarda mesela elektrikle çalışan basit bir kapasitörü düşünürseniz nedir? Sonsuz olmasın, sonlu bir kapasitör. Ben bunu pile bağladım. Pile bağladığım zaman şu uçlar arasındaki potansiyel farkının ne kadar olduğunu biliyorum. Ama ben bu kapasitörlerde özellikle sonsuzsa neresinde ne kadar yük biriktiğini bilmiyorum. Yani ben şunu bilmiyorum. Ama ben yine de rho ne olursa olsun elektrostatik potansiyelin
bu denklemi sağlaması gerektiğini, özellikle kapasitörün içini düşünecek olursam bunun sıfır olması gerektiğini, Laplace denklemini sağlaması gerektiğini ve fi'nin şu yüzeye, yüzey 1, buraya yüzey 2 dersek, potansiyeli istediğim kadar bir sabit ekleyebilirim. Önemli olan elektrik alan, elektrik alanında gradyanı fi'nin türevi olduğu için bir sabit eklemem önemli değil. Bu V potansiyel farkını V bölü 2 burada, eksi V bölü 2 burada olarak seçebilirim. Ve o zaman fi'nin eğer R yüzey 1'de ise V bölü 2'ye eşit olması gerektiği, R yüzey 2'de ise eksi V bölü 2'ye eşit olması gerektiğini ve R sonsuza giderken sıfıra gitmesi gerektiğini biliyorum. Bunlar benim sınır koşullarım dediğim koşullar. Şu da benim denklemim ve eğer sınır koşullarını biliyorsam, yani burada benim hacmim bu yüzeyler dışındaki kalan her yer anlamına gelecek. Benim buradaki hacmim, bu örneğe bakacak olursak hacim dışındaki hiçbir yerde bir potansiyelim yok. Bir yük yoğunluğum yok. Dolayısıyla buradan hiçbir katkı gelmeyecek. Fi'nin değerlerini biliyorum. Tabi burada şöyle bir sorun varmış gibi görünüyor. Yani ben fi'nin değerini biliyorum ama fi'nin türevinin değerini bilmiyorum. Onu henüz belirlemedim. O yüzden çözümü sanki bilemiyormuşum, bilemezmişim gibi görünüyor. Ona birazdan bakacağız. Ona gerek yok. Fi'nin yüzeydeki değerlerini bildiğim için yük yoğunluğunu bilmesem bile fi integral, buradaki integral bana potansiyeli verecek. Ve potansiyeli bulursam elektrik alanını biliyorum demektir. Ve biraz önce gösterdik. Elektrik alanın değişimi, bir yüzey boyunca değişimi o yüzey üzerindeki yük dağılımını bana verecek. Yani burada yük dağılımını önceden bilmiyor olsam da ben sınır koşullarımı bildiğim için, denklemimi bildiğim için bu denklemin işte yük dağılımını bildiğim bölgede neresidir? Bu yüzeyler dışındaki herhangi bir bölgede yük dağılımını biliyorum. Orada yük yok. Bildiğim bölgedeki bir integral ve yüzey üzerinde yine bildiğimi varsaydığım değerleri üzerinden bir integral şeklinde yazabilirim. Böylece bu problemin de çözümünü bulmuş olurum. Üstüne üstlük bilmediğim yük dağılımının ne olduğunu da buradan hesaplayabilirim. Şimdi bu G dediğimiz, G'ye genelde Green fonksiyonu denir. Ve çoğu zaman karşımıza çıkacak örnekte de belli bir kapalı hacmimiz vardır. Mesela bir küp düşünün. Metalden yapılmış bir küp olsun. Bunu topraklarsınız. Toprakladığınız zaman yüzeydeki potansiyeli sıfıra eşitlemiş olursunuz. Ve içine, bu küpün içerisinde belli bir yük dağılımı varsa şayet, onun bu küpün içerisinde yaratacağı elektrik alan. Tabii içine belli bir miktar yük koyup toprakladığınız zaman küpün yüzeyine de belli bir yük birikecek. Onu da bilmediğiniz için elinizde aslında bir tek bu var. Şimdi burada G fonksiyonunu belirlerken tek bir şey istedik G fonksiyonunu. G fonksiyonunun şu denklemi sağlaması lazım. Bize bu denklemin doğru olabilmesi için bize tek gereken şart bu. Şimdi bu denklemin çözümlerini yazacak olursak bunu 1 bölü R eksi R üssü artı F R R üssü olarak yazabiliriz. F Laplace denklemini sağladığı sürece bu fonksiyon şunun bir çözümüdür. Dolayısıyla elektrostatik potansiyeli kullanmak için bu ifadeyi her zaman için kullanabiliriz. Tabi bu bize epey bir serbestlik verecektir. Şimdi bu serbestliği kullanarak istersek GR R üssü eşittir 0. Eğer R
yüzeyimdeyse veya R, R üssü eşittir. Yüzeye göre türevi eşittir 0. R eğer yüzeydeyse. Yani G'nin ya kendisini sıfıra eşitleyebiliriz bu serbestlikten ya da yüzeye dik türevini sıfıra eşitleyebiliriz. Bu yine bu serbestlikten. Bu durumda eğer şunu sıfıra eşitlersek, şurada integral aldığımızda G'nin yüzeydeki değerlerini içeren bir terim burası. Yüzeyde sıfır olduğuna göre bu terim sıfır olacak. Dolayısıyla eğer G'yi böyle seçersek, herhangi bir noktadaki elektrostatik potansiyeli bulabilmek için Fi'nin yüzeydeki türevini bilmemize gerek yok. Sadece yüzeydeki değerini bilmemiz yeterli. Veya şunu seçecek olursak, şu kısım yüzey üzerinden integral. Buradaki skalar çarpımı bize bu türevin yüzeye dik bileşenini verecek. Yüzeye dik koordinata göre türevi. Bunu sıfır seçmiş olacağız. Bu durumda elektrostatik potansiyelin yüzeye dik türevini bilmek bize elektrostatik potansiyeli bulmak için yeterli olacak. Yani hem türevini hem kendisini bilmemize gerek yok. Hatta hem türevini ve hem kendisinin belli bir değere sahip olmasını şart koşarsak o zaman hiçbir çözüm olmayabilir. Şimdi bunu daha detaylı bir sonraki saatte devam edeceğiz.